Efendim merhabalar, yeni bir videoda daha beraberiz. Hoş geldiniz. Şimdi yollara düştük. Nereye gidiyoruz? İzmir'in kalbine gidiyoruz efendim. İzmir'in kalbi Kadifekale'ye gidiyoruz. Konak Belediyesi'nin birkaç yıldır düzenlediği tarih turları var. Ücretsiz olarak yapılıyor. Bu turlar rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Biz de rezervasyonumuzu yaptırdık. Kadifekale'ye, oradan Basmane'ye tarihi mekanları rehber eşliğinde gezeceğiz biraz sonra. Orada çekimler yapacağım, onu izleteceğim sizlere. Bugünkü videomuzun konusu bu. İzmir'in tarihine, kentin tarihine yolculuk diyebiliriz. Yolculuğumuz başladı. Bir yarım saat sonra buluşma noktasında olmamız gerekiyor. Fazlaca bir vaktimiz yok. Şimdiki rotamız Basmane. Basmane'de görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Biraz sonra tekrar beraber olacağız. Sakın bir yerlere ayrılmayın. Efendim an itibariyle Basmane'ye gelmiş bulunuyoruz. Konak Belediyesi bakın nerede? Şurada arkada. Biraz sonra orada diğer ekiple beraber buluşup gezimize başlayacağız. Başlamadan önce bir rehberi soracağım bakalım çekim yapabiliyor muyum diye. Eğer izin verirlerse bütün geziyi çekmeye çalışacağım. Veremezlerse de sadece tarihi yerleri çekerim herhalde diye düşünüyorum. Fazla bir zamanımız kalmadı. Şu an çay içiyoruz. 5 dakika sonra gezi başlayacak Kadifekale'de. Güzel İzmir manzarasında görüşmek üzere. Evet şu an tarih turumuz devam ediyor. Kadifekale'ye geldik. Kadifekale'nin tepesindeyiz. Arkamızda İzmir manzarası. Güneş çok rahatsız ediyor bu arada. Şöyle bakın. Burada küçük küçük tabelalar var. Ben daha önce buraya gelmiştim ama bu tabelaları ilk defa görüyorum. Mesela burası Manisa, Sardis, Salihli antik kentini gösteriyor. Orada Urla Klozemenai tabelası var. Burada muhtemelen de Bergama'daki Pergamon olabilir ya da başka bir şey ya da Foça tarafını gösteren bir tabela var. Yani antik kentlerin nerelerde kurulduğunu gösteriyorlar. Biraz sonra fotoğrafını da koyacağım. Altın yol dedikleri eski bir Roma yolunu da gördük. İki çeşmelikten sonraymış o yol. Ben de ilk defa öyle bir yol gördüm İzmir'de. Arkeolog eşliğinde anlatımlar devam ediyor. Gerçekten ilginç bilgiler edindim. Şimdi Kadifekale'den Basmane tarafına doğru inip diğer tarihi mekanları hep beraber göreceğiz. Diyelim şöyle yavaş yavaş merdivenlerden inelim. Şu an bakın Kadifekale'nin içindeyiz. Yukarıdaki en tepe noktasından aşağı doğru iniyoruz. Hop. Böyle. Gerçekten çok faydalı bir tur oluyor. Ben yıllardır İzmir'de yaşarım. Hiç duymadığım, hiç görmediğim yerleri gördüm. Duymadığım bilgileri edindim. Kalenin içinde her tarihi yerde olduğu gibi burada da hediyelik eşya standları var. Arkada duvar halılarını gördünüz. Çocukluğumuz o duvar halılarına bakarak geçti eminim. Birçoğunuzun çocukluğu da öyle geçmiştir ama artık kullanılmıyor. Burada onların satışı yapılıyor. Hadi bakalım bir küçük kahve molası verelim. Efendim Kadifekale'de çay kahve molamız devam ediyor. Rehberden edindiğim kısa bilgileri paylaşayım sizinle aynı zamanda. Smyrna antik kentinin kuruluşu M.Ö. 1500'lü yıllara dayanıyormuş efendim. Yani M.Ö. 1500'lerde Smyrna burada kuruluyor. Efes kuruluyor ve yanlış hatırlamıyorsam bir de Pergamon, Bergama'da diğer antik kent kuruluyor. Bu antik kentler, 3 tane antik kent, antik, evet antik. Bu 3 tane, bu 3 tane antik kent bir polis, polis kentleri olarak kuruluyorlar. Buraları Pers istilalarına ve diğer saldırılara karşı korumak amacıyla. Daha sonra efendim Persler gelmiş. Her yeri istila ettikleri gibi burayı da istila etmiş bu Persler. Yani bu Perslerin istila etmediği yer yok zaten. Ondan sonra efendim Büyük İskender geliyor. Büyük İskender Kadifekale'ye yani bulunduğumuz yere keklik avına gelmiş efendim. Evet. Keklik avlamaya gelmiş. Sonra uykuya dalmış Büyük İskender burada. Uykuya daldıktan sonra uykusunda Yunan tanrıları, Nemesisler ona görünmüşler. Demişler ki İskender Simirna'yı burada kur. Klozemenai'yi de kur demişler. Ve İskender uyanınca demiş ki arkadaşlar, yarenler. Ey demiş benim demiş silah arkadaşlarım. Kenti demiş burada kuracağız. Sonra efendim o zaman ileri gelenleri işte alimler, efendime söyleyeyim bu kentte yaşayan alim insanlar evet demişler İskender'in rüyası doğru. Kenti burada kuralım ve kenti burada kurmuşlar efendim. Smyrna kenti burada kurulunca da şimdi hikayenin o kısmını kaçırdım ama
Simirna kenti burada kuruluyor. Daha sonra buraya Aydınoğulları Beyliği, yani ileriki yıllarda Aydınoğulları Beyliği tarafından bir işgal gerçekleşiyor. Yani Osmanlı da geliyor. Persler istila ediyor. Osmanlı istila ediyor. Yani o zamanlar zaten bir istila devri efendim. Herkes istila ediyor. Herkes bir istila peşinde. Osmanlılar Aydınoğulları Beyliği buraya istila edince burada yukarıda bir tane şapelin üstüne mescit kuruyorlar efendim. Mescit kurunca tabii ki Müslüman halk burada yaşamaya başlıyor. O yüzden de efendim burası Kadife Kale'nin bu bölümüne Müslüman İzmir, aşağıda kalan bölümüne de Gavur İzmir deniliyormuş. Tarihe yolculuğumuz devam ediyor. Bu Büyük İskender'in burada Keklik Avı'na gelip uyuması da bir efsane. Efsaneymiş. Yani hani biliyorsunuz efsaneler gerçek midir, değil midir pek bilinmez ama gerçeklik payı mutlaka vardır efsanelerin. Bir efsaneye göre diye anlattı zaten bize. Yine o mescidin altında bir tane Bizans sarnıcı gördük efendim. Yaklaşık 15 bin kişilik su kapasitesi olan büyük bir sarnıç vardı orada. Onu da şimdi hemen şuraya yukarıya bir yere fotoğrafını ekleyeyim siz de görün. Oradan Kadife Kale manzarasına çıktık. Kadife Kale manzarasından geldik şimdi burada bir çay bahçesinde çay içiyoruz. Kentinizi tanıyın, yaşadığınız kentinizi, kültürünüzü tanıyın. Simirna'ya niye Simirna diyorlar? Neden Gavur İzmir diyorlar? İzmir nerede, nasıl kuruldu, kimler kurdu, kimler tarafından bu işler yapıldı? Öğrenmek insanın hayat kalitesini arttırıyor, insana değer katıyor efendim diyelim. Ve buradan yavaş yavaş rehberimiz eşliğinde kentin kalbine doğru yolculuğumuza devam edelim. Hayat zaten bir yolculuk efendim, sonu olan bir yolculuk ama yani ölünce bitiyor. O yüzden kaliteli bir hayat yaşamak için evden dışarı çıkmak gerekiyor. Konfor alanını terk etmek, konforsuz alanda yaşamak gerekiyor. Konforsuz alan aslında sizin hayat kalitenizi arttıran konforlu bir alan. Konfor alanlarınızdan çıkın efendim, dışarı çıkın. Dışarı çıkın. Hadi bakalım. Efendim yolumuz yine Aziz Vukolos Kilisesi'ne düştü. Kadife Kale'de 1500'lerden, milattan önce 1500'lerden yavaş yavaş günümüze geldik. 1800'lü yıllara geldik. Aziz Vukolos Kilisesi, bu kiliseye daha önce geldim biliyorsunuz birkaç hafta önce sergi için. Bilmiyordum, şimdi rehberden öğrendim. 1800'lü yıllarda inşa edilmiş. Daha sonra çıkan Büyük İzmir yangının da yanmayan, hayatta kalan tek Ortodoks kilisesi burasıymış. Şu anda da ara sıra çeşitli etkinliklerde vesairelerde kullanılıyormuş. İşte kültür sanat etkinlikleri için kullanılıyormuş. An itibariyle de zaten içeride, bakın şöyle bilmiyorum, görebiliyor musunuz ki nasıl göreceksiniz, içeride nasıl göreceksiniz, görme şansınız yok. Bir şey var, bir çekim var efendim, film çekimi olabilir, başka bir şey olabilir, sesleri büyük bir ihtimalle geliyordur size. Tarih gezimiz, tarihe yolculuğumuz devam ediyor efendim. Milattan önce 1500'lü yıllardan, Büyük İskender zamanından 1800'lere geldik. Buradan da büyük bir ihtimalle 2000'lere doğru yolculuk edip günümüze geleceğiz ve gezimizi bitireceğiz. Bir sonraki tarihi yerde neresi olur bilmiyorum. Burayı da gezdik. Buradan yürüyerek devam edeceğiz. Gezimiz öyle bitecek. Orada görüşürüz efendim. Görüşürüz. Bir yerlere kaybolmayın. Arkamda gördüğünüz alan Altın Park. Neden Altın Park deniyormuş? Altın yola bir bağlantısı varmış efendim buranın. Altın Park arkeolojik kazı alanıymış. Koruma altına alınmış ama şu an kazı yapılmıyormuş. Aziz Vukolos Kilisesi'nden çıktık. Tarihi yolculuğumuz devam ediyor. Az önce Kumrulu Mescidi gördük efendim. Onun da şimdi fotoğrafını koyacağım. Göreceksiniz siz de. Neden Kumrulu Mescid deniyormuş hemen onu da söyleyeyim. Çünkü kumrular yuva yapıyormuş. Yani neden olabilir? O yüzden kumrular yuva yaptığı için Kumrulu Mescid deniyormuş. Şimdi buradan Oteller Sokağı'na doğru devam ediyoruz. Şu an Demokrasi Müzesi'ne geldik. Bakalım tam adı neymiş? İzmir Radyo ve Demokrasi Müzesi. Neresi? Burada yine o Aziz Vukolos Kilisesi'nden doğru yürüdük. Altın Park Arkeoloji kazı yerini gördük. Oradan da şimdi Demokrasi Müzesi'ndeyiz. Çoktan beri, uzun bir süredir gelmek istediğim bir yerde. Çok büyük bir müze değil, küçük, şirin bir müze. Burası da tarih gezimizin bir durağı olarak videomuzun içinde yerini aldı efendim. İşte bakın burası Demokrasi ve Radyo ve Demokrasi Müzesi. Şöyle göstereyim de buram buram tarih kokan turumuz devam ediyor. Şimdi Basmane'de Oteller Sokağı'ndayız efendim. İzmir'e yolunuz düşerse mutlaka bu sokağa gelin ama gündüz gelin.
Gündüz gelin. Yani akşam sakın gelmeyin. Akşam buraya gelinecek pek bir ortam yok gibi. Burada tarihi oteller var. Bu oteller büyük bir ihtimalle restore edilmiş günümüze kadar. Taşınmışlar. Aşağıda bir de Sadık Bey konağı da vardı efendim. Bakın sokak böyle. Şöyle göstereyim. Grubumuza bakın burada. Gidiyor. Yani buram buram efendim tarih kokuyor. İzmir'in tarihine yolculuğumuz Oteller Sokağı'nda devam ediyor. Az önce benim de bilmediğim Basmane'nin çok meşhurmuş efendim. Çok eski bir tatlıcısından tatlı aldık. Öz tatlı tatlıları. Bu Oteller Sokağı'nın girişinde bir yer. Tatlıcıya gittik. Oradan lokma aldık. Yolunuz buraya düşerse tatlıcıdan da mutlaka tatlınızı alın. Şimdi arkamda gördüğünüz kadın sosyal dayanışma ve yardımlaşma binası Konak Belediyesi'nin oraya gezeceğiz. Oradan sonra Basmane merkezine doğru tarihe yolculuğumuz adım adım devam ediyor efendim. Adım adım. Ali! Gelsene. İşte gördüğünüz gibi efendim eskiden insanlar böyle bahçeli konaklarda yaşıyorlarmış ama maalesef günümüzde ancak böyle çeşitli kültürler, etkinlikler için kullanılıyorlar. Bizleri apartman dairelerinin içerilerine hapsettiler efendim. Lokma yedim efendim. Dişime lokma kaçtı. Öz tatlı lokmacısı mutlaka oraya buraya gelirseniz. Neredeyiz şu an? İzmir Kadın Müzesi'ndeyiz. Grup burada Kadın Müzesi'ni geziyor. Ben hemen hızlıca bir dolaştım. Müzenin önündeyim. Yalnız bu bölge adeta küçük Paris gibi olmuş efendim. Küçük Paris gibi. Çok nezih. Çok nezih. Yolunuz düşerse mutlaka gelin. Herhangi bir zararı yok insanların ama çok fazla Afrikalı arkadaşlar var. Burada Afrikalılar var. Herhalde bir geçiş noktası, bir transit noktasına dönüşmüş burası diye düşünüyorum. Yoksa bu arkadaşların burada ne işi var? Böyle gezimiz devam ediyor. Tarih turumuz devam ediyor. Şimdi Kadın Müzesi'ndeyiz. Kadın Müzesi'nden çıktıktan sonra bilmiyorum nereye gideceğiz. Böyle efendim akışına bıraktık. Kendimizi arkeoloğumuzun anlatımlarına teslim ettik. Adım adım tarihimizi, İzmir'in tarihini keşfetmeye devam ediyoruz. Az önce aşağıda döner taşı gördük. 1800'lü yıllarda yapılmış kendisi. Taşın bir tarafından su, diğer tarafından da şerbet dağıtımı yapılıyormuş halka. Ücretli mi, ücretsiz mi onu söylemediler. Herhalde ücretsiz, niye dağıtsınlar. Ama artık taş dönmüyormuş efendim. Bina yerine oturduğu için döner taş dönmeyen taş olmuş. Şimdi Basmane'nin ara sokaklarından yürüyüşümüz devam ediyor. Şu an yokuş yukarı çıkıyoruz. Efendim deveye sormuşlar bir gün yokuş aşağı mı yokuş yukarı mı diye. Düzü yok mu bunun demiş. Yani biz de o hesap. Yani daha doğrusu ben o yüzden ne yokuşu ne inişi pek sevmiyorum. Düz olsun. Her yer düz olsun. Yokuşlara ve inişlere karşıyız. Basmane'nin ara sokaklarından yeni bir tarihi binaya, tarihi bir külliyeye doğru devam ediyoruz tozun toprağın içinde. Efendim an itibariyle 1800'lü yıllardan tekrar 1300'lere doğru yolculuk yaptık. Şu an Emir Sultan Türbesi'ndeyiz. Emir Sultan 1300'lü yıllarda İzmir'in Türkleşmesinde, şöyle söyleyeyim, şöyle anlatayım daha doğrusu. Emir Sultan dini bir kişi değil, tam tersine askeri bir kişilik ve 1300'lü yıllarda İzmir'in Türkleşmesine katkı sağlamış Türk komutanlardan bir tanesi. Kendisi buraya daha sonra gömülmüş, içeride mezarı var ve o dönemde İzmir'de yaşayan Türklerden bazı ileri gelenler de buraya gömülmüşler. Uşakizadelerden birileri mesela. Onların da burada mezarları varmış. Böyle. Emir Sultan Türbesi yine Basmane bölgesindeyiz. Döner taştan sonra biraz daha yukarı geldik. Bu arada konuğumuz var. Bakın. Kedi Bey geldi. Böyle bakın şöyle bir etrafı da göstermeye çalışayım size. Şimdi Emir Sultan Türbesi'nden yeni bir tarihi mekana doğru ilerleyeceğiz efendim. An itibariyle kaosun içinden tarih yolculuğumuz devam ediyor. Az önce gördüğünüz, daha doğrusu şimdi de görüyor olabilirsiniz taş. Efendim sadaka taşıymış. Sadaka taşının hikayesi de şu. Eskiden zenginler gündüz oraya para bırakır. Durumu müsait olmayanlar fakirler. Fakirlerdi. Geceleri o sadakaları alırmış. Dolayısıyla ne zengin zenginliğiyle övünür ne de fakir fakirliğinden utanırmış. Diyelim ve Agora'nın kenarına geldik. An itibariyle Agora'yı göstereyim şimdi sizlere. Burada bakın Agora var efendim. Agora'nın kenarındayız şu an. Agora'nın kenarından ilerlemeye devam ediyoruz. Agora'da milattan önce 300 yıllarında yanlış hatırlamıyorsam Roma hükümdarı gelmiş İzmir'i ziyaret etmiş ve bu Agora'yı yaptırmış. Agora yerleşim alanı, yaşam alanı demekmiş. Dünyadaki en büyük Agora'lardan bir tanesiymiş burası diye söyledi rehberimiz az önce. Efendim şu anda bir kortejodayız.
Cortijo. Ya bilmiyorsunuz değil mi Cortijo'nun ne olduğunu? Ben de bilmiyorum, yeni öğrendim. Cortijo Yahudi evi demekmiş efendim. İspanya ve Portekiz'den 1400 yıllarda kovulan Yahudileri Osmanlı Yahudilere Osmanlı kucak açıyor. İzmir'e geliyorlar. Buradaki evlerde yaşıyorlar, yerleşiyorlar. Böyle bakın avluda da toplanıp sosyalleşiyorlar. Bir topluluk oluşturuyorlar. Yani Yahudilerin kaldığı evlermiş efendim buralar. Cortijo'lar. Cortijo ama şu an tabii ki bir otel olarak işletiliyormuş. Otel olarak kullanılıyormuş. Böyle Cortijo. Evet. Turumuz yavaş yavaş bitiyor herhalde. Birazdan arkeoloğumuz ve rehberimizle vedalaşıp ne yapacağız? Eve gideceğiz. Bitti. Tarih turu bitti. Evet. Şu an saat 14.54. Saat 10'da başlayan tarih turumuz ne kadar sürmüş? 15 desek 3-5 saatin sonunda bitti. Tabii ki bu 5 saat süresince sürekli bir gezi olmadı. Zaman zaman çay kahve molaları verildi efendim. Videonun ortasına bir yerlerde teşekkür ettik ama tekrardan teşekkür edelim. Konak Belediyesi, Belediye Başkanı, Belediye çalışanları, bize rehberlik eden arkeolog olmak üzere hepsine teker teker teşekkürler. Güzel, faydalı bir tur. Herkesin katılması gereken bir tur. Kentin kalbine bir nevi yolculuk yapıyorsunuz. Tabii ki ben bu konulara çok fazla vakıf olmadığım için anlatımlarımda, yani rehberi dinledim, size anlatmaya çalıştım. Eksiklikler, kopukluklar, saçmalıklar olabilir. Kusuruma bakmayın. Belki de bu videoyu bitirmeden önce bu bölgeyle ilgili tekrar birkaç okuma yapıp size toparlayıp tekrar bir bilgi verebilirim. Duruma göre bakacağız, vakit olur mu bilemiyorum. Şimdi rehberimizle, arkeoloğumuzla vedalaştık ve kahvenin kalbine, kahvenin soluk borusu olan Kızlar Ağası Hanım'ın oraya geldik efendim. Burada sıra sıra kahveciler var. Her yer kahveci, bakın şöyle. Yani buraya maazallah herhangi bir şey olsa İzmir'de kahve sektörü biter efendim, yerle bir olur. Burası kahvenin kalbinin attığı, kahvenin soluk borusu, can damarı efendim. Burada fincanda pişen Türk kahvesi sunumu yapılıyor. Eğer yolunuz düşerse, bu taraflara doğru gelirseniz, yani İzmir'e gelirseniz, buraya gelip bir fincan kahve içiniz. Kahve içtikten sonra da bakın şurada bir tane köfteci var efendim. Neşe Köfte, tarihi köfteci, yılların köftesi. Orada da güzel bir köfte ve piyaz yiyip günü combo yaparak kahve ve köfteyle, yani tarih turu üzerine kahve, daha sonra köfte ve piyazı gününüzü tamamlayabilirsiniz. Böyle bir rota, böyle bir gezi rotası yapabilirsiniz. Şu kardeşinizden size ücretsiz dev bir hizmet. Böyle efendim, bir sonraki tarih turları, kültür turları, sergiler, içinde İzmir olan videolarla tekrar görüşmek üzere. Ben şimdi kahvemi soğumadan kahvemi içeyim. Siz de, video artık bitiyor. Siz de kendinize bir kahve yapmadıysanız henüz yapın. Kahve içelim beraber efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.